Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifte sizlerle birlikteyim. Pratik mantı hazırlıyorum. Milföy yufkalarıyla çok kısa sürede hazırlanıyor. Piştikten sonraki hali de çok güzel. Videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Yaprakları böyle üçe böldüm. Kıymalarını ekledim. Sadece böyle rulo olarak sarıyorum. Dakikalar içerisinde bir tepsi dolusu mantımız hazır olacak. Tabii piştikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ekliyoruz. Bir miktar da sos. Piştikten sonraki halini merak ediyorsanız ayrıca bütün yapım aşamaları hepsi videonun devamında izleyebilirsiniz. Pratik mantımızın iç malzemesini hazırlıyorum. Bir soğanı rendeleyince tarafıyla rendeledim. 250 gram kadar kıymayı da ekledim. Baharat olarak da tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, yarım çay kaşığından az da kimyon ekledim. Şimdi güzelce yoğuralım. Mantımız pratik olsun diye milföy hamurlarıyla yapıyorum. Daha önce de denemiştim. Çok güzel oluyor. Önce yumuşağın milföyleri yaprak yaprak ayırıyorum. Şimdi her yaprağı böyle üçe bölüyorum. Milföyler de kesince kıvama geldi. İç malzemeniz ne kadarsa o kadar yaprak kullanabilirsiniz. Burada 12 tane var. Yetmezse ekleyeceğim. Böyle uzun uzun kesmeye devam ediyorum. Hepsini böyle uzun uzun yaptım. Şimdi kıymalarını elimizle böyle koyabiliriz. Hamurların üzerine kıymalarla kapatıyorum. Mantı yapmak tabi zor iş, zaman istiyor, emek istiyor, biraz da beceri istiyor. Herkes de yapamayabiliyor. Tat olarak yakın bir tat. Ayrıca dünyada çok fazla çeşitli mantı tarifi var, farklı ülkelerde de. Sadece bizim Kayseri mantısı olarak anlamayalım. Mantı dediğimiz zaman bazı takipçilerimiz kızıyor. Kızarmış mantı da var. İnşallah onu da en kısa zamanda yapacağım. O da benim çok sevdiğim mantılardan biri, çıtır mantı. Bugünkü de en pratiğinden milföylü pratik mantı. Mantılarımızı hazırlamaya devam ediyorum. Bir kaşıkla elimle koymuş olduğum kıymaları düzeltiyorum. Şu kısımlar boş kalıyor daha rahat sarabilmek için. Artık sarma kısmına geçiyorum. Hazırlamış olduğum milföylerin hepsini sardım. Şimdi tepsiye diziyorum. Tepsiye dizerken şu katlama kısmı alta gelirse iyi olur çünkü milföy piştikçe kabarıyor, açılmaması için. Birbirine yapışabilirler pişerken, hiç sorun değil ama böyle bir miktar aralık bırakalım. Ayrıca kıymalı harç henüz bitmedi. Bu tepside olduktan sonra ben yapmaya devam edeceğim. Üzerine de yumurta sarısı hiçbir şey sürmüyoruz. Çok fazla kızarmayacak. Yarım saat kadar fırında durması yeterli. İçindeki kıyma bu zaman zarfında pişecektir. Piştikten sonra da yoğurdunu ve sosunu ekleyeceğim. Mantımız hazır hale gelecek. Fırınımızı 180 derecede ısıtalım arkadaşlar. Fanlı ayarda pişiriyorum. Sıcak fırına milföy mantılarımızı göndereceğiz. Ben de kalan mantıları yapmaya devam ediyorum. Çıtır mantılarımızın üzeri kızarınca fırından aldım. Şu an sıcacıklar. Bu mantıların hepsini böyle birbirine yapıştırıp bir servis tabağına koyup üzerine toplu olarak yoğurtlu sosunu dökebilirsiniz ama ben porsiyonluk olarak yapıyorum. Mantılarımız çıtır çıtır. Çok güzel gözüküyor. Hemen üzerine yoğurtla kaplıyorum. Sarımsaklı yoğurt. En güzel kısımda sos dökme kısmı zeytinyağını biraz ocakta ısıttım. Kırmızı toz biber ekledim. İsterseniz nane, pul biber de nasıl seviyorsanız o şekilde sosunu hazırlayabilirsiniz. Şu haliyle gerçekten muhteşem gözüküyor. Çok sıcak ama hemen tadına bakıyorum.
Yarım saat kadar fırında durdum. Pişmişti gerçekten çok güzel. Üzeri tamamen kızarınca fırından alabilirsiniz. Çıtır mantıyı mutlaka yapın derim. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Başka videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.